Eyvah, kesin onun başına bir şey geldi. Çok şükür iyisiniz. Ben iyiyim. Sen iyi misin? Yüzün bembeyaz olmuş. Şey, ben yatağa boş eşyaları da toplanmış görünce sandım ki. Ne sandın? Öldüğümü falan mı? Çarşafları değiştirmek için kaldırmışlardı. Ben de öyle bir yürüdüm koridorda. Hem de kıyafetimi giydim. Merak etme. Ölmeye niyetim yok. En azından kim olduğumu hatırlayana kadar. Abi, müjdemi isterim. Hayırdır, ne oldu? Kedimiz yavruladı. Artık kocaman bir aile oldular. Benim güzelim de artık kendi yuvasını kuracak mı? Aman abi. Hadi hadi, var mı bakayım birileri? Benim hayallerim başka abi. Okulum var. Sonra yurt dışı hedefim var. Evlenmek istemiyorum. Sen istesen de zaten ben güzel kardeşimi kimselere veremem kolay kolay. Söz mü? Söz tabii. Abi söz. Yapışın. Sözümü tutamadım Medilan. Sahip çıkamadım sana. Hiç olmazsa emanetlerine sahip çıkayım. Ha? Abini korumak için bu evliliğe razı olduysan gereğini de yapacaksın. O yüzü koparmaktan çıkmayacak bir daha. Sen artık Karabeylerin gelinisin. Zahterin dibini tutturma bu defa kızım. Hanım ağa kızıyor. Yok anne, dikkat ediyorum. Aferin. Kız anne, dün gece neydi öyle? Bir ara abi kardeş birbirlerini boğazlayacaklar sandım. O nasıl laf? Olur mu hiç öyle şey? Oldu, olmadı mı? Baran Bey bunca yıldır ilk kez el kaldırdı kardeşine. Fesubhanallah. Hem de kanunlarının kızını korumak için tokat attı. Ay, olacak iş değil. Ay Gül. Oh maşallah. Kapıyı açacağınıza yine dedikodu kazanı kaynıyor bakıyorum. Yok Derya Hanım, olur mu hiç öyle şey? Hadi hadi, ben duydum duyacağım. Niye kavga ettiler? Bari onu da söyleyin. Biz bir şey bilmiyoruz Derya Hanım. İyi, öyle olsun. Görüşeceğiz sizinle. Bir çeneni tutamıyorsun Gül. Hadi çabuk, elin çalışsın. Hazırlan. Kahvaltıya ineceğiz. Ben yemeyeceğim. Yemesen de ineceksin. Müzik
Mustafa. Demek Cün Ali diye sayıkladı mı? Evet. Bence adınız bu Ali. Belki de. Değilse bile Ali olsun. Seni mi kıracağım? Şu sizi bizi de bıraksak mı artık? Peki. Kazanın olduğu yeri hatırlıyor musun? Ya da neden orada olduğunu? Bir isim, bir adres, bir telefon? Hiçbir şey yok. Kimim? Bir ailem var mı? Beni merak eden birileri var mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Sanki hiç var olmamışım gibi. Merak etme, ben sana yardım edeceğim. Kim olduğunu, nereden geldiğini bulacağız. Nereye? Kazada üstünden çıkan eşyalar vardı, onları alma. Mutlaka bir ipucu vardır. Annen Kudret'imin kahvaltısını verdi mi? Verdi hanımım. Baran hala uyanmadı mı? Çoktan uyandı. Sabah erkenden at bindi. Şimdi de giyinip çalışma odasına geçti. O kız? Hala yatak odasında. Annene söyle, Baran'ı kahvaltıya çağırsın. Onu bekliyoruz. Emriniz olur hanım. Neredesin bu saate kadar? Hiç. Öyle dolaştım biraz. Ben de sizi şahitler huzurunda karı koca ilan ediyorum. Buyurun. Senin yüzünden! Baran Bey'im hanıma gönderdi. Kahvaltı hazır, sizi bekliyorlar. Kader Hanım. O. İndi mi kahvaltıya? Yok. Odasında. Söyle insin. Ben de birazdan geliyorum. Senin de dökülmüş yaprakların benim gibi. Nasıl iyileşeceğiz şimdi biz? Kızım, yapma böyle. Bak, bak şuradaki söğüt ağacına. Rüzgar nereden eserse essin, şiddeti ne kadar olursa olsun, dalları hiç kırılmaz söğüdün. Nedendir bilir misin? Çünkü rüzgarın gelişine göre yön verir dallarına, esner. Yaprakları dökülür, ama dalları hiç kırılmaz. Hayatta da söğüt ağacı gibi olacaksın kızım. Her musibete, her belaya karşı hazırlıklı olacaksın. İşte o zaman yaprakların savrulsa bile dalların kırılmaz. Mevsim geçer,
yaprakların yeşerir nasıl olsa. Yeter ki sen dallarını korumasını bil. Hadi, kahvaltı hazır. Hanıma herkesin vaktinde sofrada olmasını ister. Üzerinde hiç değinelim. Hiçbir şeyim yok ki. Aa, her yerin çamur olmuş senin. Söyleyelim de bir şeyler alsınlar. Asla. Karabeylerin hiçbir şeyini istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Hadi inelim. Ne işi var burada? Hele be dur. Ne duracağım babaanne? Onunla aynı sofraya oturmam ben. Anama babama saygım var benim. Otur dedim. Sana kim oturabileceğini söyledi? Senin gibi soysuz, katil bir ailenin kızının bu masada işi yok. Bundan sonra da olmayacak. Anladın mı? Hadi canım, sen mutfağa. Hanım annenin tansiyonu oynamasın. Sana bu evde nefes almak haram. Anladın mı? Abimin umurumda olmayabilir ama benim umurumda. Yeter Cihan! Kader, al şu kızı, çık senden. Gel kızım, hadi gel biz gidelim. Cihan, sen de çık biraz hava al. Sakinleş öyle gel. Abin seni böyle görmesin. Gelmeyeceğim. Okula gidiyorum ben. Bir su iç hanım anne. Kötü oldunuz iyice. Cihan niye bağırıyordu? Yok bir şey oğlum, geç otur sen. Nereye gitti yine? Okula gitti. Geç kalıyormuş da bekleyemedi seni. O nerede? Mutfakta. Oturmak istemedi bizimle. Afiyet olsun. Hadi kızım bir şeyler ye. Aç değilim. Aa, öyle de olmaz ki. Dün de ağzına bir lokma bir şey koymadın. Böyle aç bir ilaç dolaşılmaz ki. Hadi kızım. Bak darılırım ama. Ağla kızım, ağla. Açılırsın.